Hutbe 83. Bismillahirrahmanirrahim. Namazın adabı. Ali bin Şeyvan'dan radıyallahu an rivayetle bir heyet ile beraberdik. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çıktık. Biat ettik ve arkasında namaz kıldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını tam kılmayan, yani rükû ve secdelerinde belini düzgün tutmayan birisine gözünün ucuyla baktı. Namaz bitince şöyle buyurdu: "Ey Müslümanlar topluluğu, rükû ve secdelerinde belini düzgün tutmayan kimsenin namazı namaz değildir." Bismillahirrahmanirrahim. Hutbe 84. Namazı vaktinde kılmanın önemi. Ubade bin Sabit'in üvey oğlu Ebu Übeyde'den radıyallahu anh rivayetle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Birçok şeylerin kendilerini meşgul edeceği yöneticiler gelecek. O kadar ki namazlarını vakitlerinde kılmayacaklar. Ancak sizler namazlarınızı vakitlerinde kılın." Bir adam, "Ya Resulullah, sonra onlarla namaz kılacak mıyız?" diye sordu. "Evet," buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Hutbe 86. Müezzine kamette eşlik etmenin sevabı. Meymune'den radıyallahu anha rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler ve kadınların saflarında dolaşırken şöyle buyurdu: "Ey hanımlar, Habeşli'nin ezanı ve kametini duyduğunuzda onun söylediklerini tekrar edin. Eğer bunu yaparsanız sizler için söylediğiniz her harfe binlerce derece verilir." Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Bu kadınlar için olanıdır. Peki erkekler için ne vardır?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki katı ey Ömer," buyurdu. Sonra hanımlara yönelerek devam etti: "Kocasına itaat eden ve ona karşı olan haklarını yerine getiren, onun iyiliğini anan, namusu ve kocasının malı hakkında kocasına ihanette bulunmayan bir kadın ile şehit arasında cennette bir derece vardır. Eğer bu kadının kocası ahlakı güzel bir mümin ise cennette de onun hanımı olur. Eğer böyle değilse bu kadını Allah Celle Celaluhu şehitlerden biri ile evlendirir."